Hayırdır Hamdi? Bak yine eğer bir şey getirdinse... Ha yok yok. Hiçbir şey getirmedim ben. Vallahi getirmedim. Zaten ben bu sefer getirmeye değil, götürmeye geldim. Ha, ne demek o? Vallahi resmi bir görev için buradayım Nursinen'le. Memoyu almaya geldim. Ne demek ya? Ne alması, ne memo? Allah Allah, nedir sorduğumuz Hamdi abi? Vallahi hakkında şikayet var memo. Komiserim alanı gel dedi. Aa! Üstüme iyilik sağlık. Allah Allah. Nedir sorduğumuz, ben hiçbir şey yapmadım ki. Vallahi bu sefer biraz sakat memo. Basın kanununu çiğneme. O ne demek ya? Ne basını, ne kanunu ya? Hayda! Ya vallahi onu bunu bilmem ben Nursin anne. Komiserim dedi. Git dedi memoyu al dedi gel dedi. Haydi bakalım. Sen şimdi ciddi ciddi karakola mı çekiyorsun yani beni? Ya vallahi hem de çok ciddi. Yemişim ciddiyetini ya. Ya memo öyle deme yavrum, bak komiserim çağırdı seni. Ya yavrum korkacak bir şey yok canım benim. Ne korkma. Korkacağım ya, hadi gidelim. Hadi haydi o zaman. Dur dur dur. Durun çocuklar dur. Şeylerinizi vereyim size. Memo. Memo al oğlum. Gel hadi. Memo gelene kadar biz burada mı bekleyeceğiz? O zaman beklemeyelim, hadi biz de gidelim. Anca beraber, kanca beraber. Hadi yürüyün arkadaşlar. Sağ ol. Memo bizi bekle. Hay Allah'ım, başımıza gelene bak yarabbim. Ablam asma artık suratını sen de bak. Eve gidince annem böyle görmesin seni, üzülmesin kadına. Tamam tamam. İyi misin Melek? Yani iyiyim işte. Onur Bey, vallahi sende de maşallah demir gibi yumruk varmış ha. Beygir gibi teptin adamı ha. yani beygir derken yani teşbihte kusur olmaz değil mi? Olmaz. Eyvallah. Durmadı anasını satayım bütün gün santral gibi cır cır cır. Alo, söylemem o. Dayı, beni karakola aldılar. Ne diyorsun lan? Ne karakolu? Ne olmuş ya? Ya dayı, gazete hakkında şikayet gelmiş. Kim şikayetçi olmuş oğlum, ne diyor? Bilmiyorum ki dayı ya. Burada bir sürü insan toplanmış. Lan oğlum bir sen eksiktin ya. Yemin ediyorum bir sen eksiktin. Tamam neyse, sen sıkma canını. Biz yoldayız zaten. Geliyoruz tamam. Korkma, kapat. Hadi. Ne olmuş Osman? Ne karakolu? Ya ne olmuş Memo'ya? Ya bunlar gazete çıkarıyordu ya. Ne gazetesi? Oo Onur Bey, sen de ayakta uyuyorsun vallahi ya. Ya bu çocuklar mahallede bir gazete çıkarıyorlardı. Evet. Tamam onu biliyorum da yani karakolla ne alakası? Ya ne bileyim ben, neden işte bilmiyorum, gidince öğreneceğiz, soracağız yani. Tamam hadi gidelim karakola. Allah harika fikir ha. Ben de Bursa'ya doğru gidiyordum bir İnegöl köfte yeriz diye. Ay Osman, sırası mı şimdi şakanın, hadi bas. Anasını satayım, biz de emniyet amirliğini geçtik ha, bu ne ya? Bütün aksiyonda şeyde biz varız ya. Aa, bu da gitmedi be. Bu kadar mı? Yine be! Geç, geç. Alican, ben şimdi karakoldayım. Sana mesaj atacağım, ne yapacağını biliyordum. Hadi Memo, kapat şu telefonu. Yeter tamam. Konuştun. Tamam komiserim. Yılmak yok, çalışmaya devam. Memo'yu isteriz, Memo'yu isteriz. Çocuklar, hadi işinize ya. Memo'yu isteriz, Memo'yu isteriz. Hadi çocuklar. Memo'yu almadan hiçbir yere gitmiyoruz abi, buradayız. Hoppala, ne yapacağız kardeşim bunlarla? Ya büyük olsalar neyse de çok da sevimli bu keratalar, baksana. Ah Osman abi! La la la! Şar şar şar! Osman abi çok aşağı! La la la! Şar şar şar! Osman abi çok aşağı! La la la! Şar şar şar! Osman abi çok aşağı! Tamam 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 gençler, tamam. Osman geldi, olay çözüldü. Sıkıntı yok, abartmayın. Osman abi Memo içeri aldı. Tamam çözeceğim. Merhabalar, kolay gelsin. La la la! Şar şar şar! Osman abi çok aşağı! La la la! Önceki bültenimizde verdiğimiz haberi hatırlayacaksınız. Beykoz'da bir mahallede yaşayan çocukların çıkardığı Bizim Gazete isimli semt gazetesiyle ilgili haber. İşte aynı gazetenin internet sayfasına az önce ciddi ve oldukça şaşırtıcı başka bir haber düştü. Gazeteyi çıkaran çocuklar semt sakinlerinin şikayeti üzerine ifadelerine başvurulmak üzere karakola çağrıldılar. Vay be. Nereye dedi? Oğlum haberin yok mu senin? Kardeşini karakola götürmüşler. Olmaz olur mu dedi ya, haberim var.
Bu evde neler dönüyor can? Ya dede sen sakin ol. Her şey kontrol altında. Sakin makin olamam ben. Bak kardeşin karakolda. Şimdi dede sen merak etme. Acil müdahale timi olay yerinde. Ne timi ne timi? Ya Osman dayım, Melek annem, babam hepsi orada. Sen merak etme. Arada bir de bana biri haber verse olmaz mı? Acil müdahale timiymiş. Gülfidan getir şu ilacımı. Ben getiririm dedeciğim. Hepimiz yan yana. Bizim mahalle omuz omuza. Çocuklar. Hepimiz yan yana. Çocuklar bir dakika. Sakin dinleyin beni. Siz fazla abarttınız bu işi. Arkadaşlarınıza bir şey olduğu yok. Öyle tutuklamaymış, gözaltıymış. Nereden çıktı bu laflar? Abi niye içeri aldınız o zaman? Komiser amcanız onlarla bir şey konuşacak. Hepsi bu. Sonra ne olacak? Sonra eve dönecek. Ya dönmezse? Ya abi dönmezse ne olur midem kırılır. Şuradan bir film falan alayım ya. Ya sen de bir dur be. Amca bak Memo gelene kadar biz buradan gitmiyoruz o kadar yani. Ya Musti kızdırma beni. Oğlum ben senin öz ve öz amcan değil miyim? Yalan mı söyleyeceğim sana? Hadi gidin artık üşüteceksiniz burada. Yok Memo gelene kadar buradayız abi gitmiyoruz hiçbir yere. Oo maşallah ya. Vallahi bravo. Genci, yaşlısı, kadını, erkeği, prostatı hepsi birden bir tane çocuğa karşı ha. Vallahi müsaadenle alkışlıyorum komiser bey. Tamam Osman tamam. Dayısı merak etme. Ben senin yanındayım. Biz bunların hepsine yeteriz. Adamsız dayı. Tamam dedim Osman. Kusura bakmayın komiserim. Siz daha iyisini bilirsiniz en adaletlisinden tabii buyurun. Sorun nedir komiserim? Mahalleli Memo'dan şikayetçi. Şikayetçiyiz evet. Baksanıza şuna komiserim. Güya beni karım Ganyan Bay'ın önünde dövmüş. E yalan mı Bilal? Karım bile görmüş sopa yediğini. Kafalarda gol. Komiserim söyle. İzin verirseniz çıkabilir miyim? İhtiyacımı gidereceğim de. Çık. Çık çık. Bir emniyetin tuvaleti kaldıydı koku bırakmadığın oraya da. Komiserim küçücük çocuğun ne suçu olacak? Ne suçu mu? İftiracı o, iftiracı. Güya neymiş? Altın günde sahte çeyrek altın götürmüş. Kim yazdıysa çıksın ortaya. Ben yazdım. Kim söyledi sana yaz diye? Haber kaynağımı açıklamak zorunda değilim. Helal be. Çirkefleşme Hanife. Kız doğru yazmış. Aferin kız Çiğdem. Tamam be, tamam. Kesin. Hanım beni boşuyor. Bunu kim uydurdu? Kızan abla söylüyor her yerde. Vallahi ben bile duydum. Ben de duydum. Hatta ben başka şeyler de duydum da neyse yani onu burada şey yapmayayım. Benim haberim yok ki. Normal. En son kocalar duyarmış. Komiserim, zaten sandıkta bir oy çıkmış. Onu da ben attım kendime. Mümkün mü? Yetmiyormuş gibi 10 tane de gazete sattı bana Memo. Bana da müküş demiş. Aman değil misin? Bir kere en şık Melek Hanım. Hamdi. Hanımlar, beyler hepiniz dışarı. Hadi bakalım hadi. Daha fazla meşgul etmeyin burayı. Hadi. Osman geldi. Çocuklar. Allah Allah. Gazete iyi hoş. Hatta ben dahi beğendim. Yalnız her şeyin bir kuralı var. Şimdi siz gazeteyi parayla satıyorsunuz ya. Bu ticari faaliyete girer. Bunun için bazı izinler almanız gerek. Kaldı ki o izinleri adınıza alamazsınız zaten. Çünkü hiçbiriniz daha reşit değilsiniz. Oha baba! Benim de annem geliyor. Eşek sıpası ha? Sen hep böyle mi olacaksın lan sen? Ya anne ne yaptım ya? Eşek sıpası seni sen ya. Ne yaptım ne yaptım ya? Eşek sıpasına bak ya. Hep böyle eşek sıpası ya. O zaman ben buradan ayrılıyorum Memo ile. Tamam ben senin şu emaneti de vereyim. Ha şoför gelecek beni almaya. Siz kalabalıksınız zaten. Kamyonetle dönersiniz. Sen de kalsın. İyi öyle olsun madem. Ama bunu daha sonra konuşacağız bak. Tamam konuşuruz. Görüşürüz Melek, Perihan Hanım. Görüşürüz. Hadi geç sen. Hoşça kal. Gel oğlum. Görüşürüz Memo.